Bilge Panter kanalına hoş geldiniz. Almanya'da çıkabilecek, Almanya'da ehliyet almak için bir teorik sınavı var. Burada yaklaşık 1200 soruluk bir havuzdan 30 tane rastgele soru çekiliyor ve bunlar size soruluyor. Buradaki konulardan biri de yol işaretleri. Bu yol işaretini 8 videoda inceleyeceğiz. Bu video ikinci video. Bir önceki ya da diğer videoyu diğer kanal açıklamasında bulabilip izleyebilirsiniz. Bu arada kanala abone olmayı da unutmayın. Hadi bakalım sorularımız gelsin. Bu trafik işaretinin bulunduğu yerde neye izin verilmiştir? Park etmek yasak demek bu. 3 dakikaya kadar duraklamaya. Evet, yük yüklemek veya indirmek ve taşıta binmek veya taşıttan inmek için duraklamaya. Evet, park kartını kullanmak koşuluyla park etmeye hayır. Bu dikkat, ne derler buna? İşte, bu kasisli kasis, yol demek yani ya da işte yol satıp bozuk gibi. Evet, araçta aks veya makas yani yay kırılması meydana gelebilir. Evet, hızlı gidersek buna uymazsak. Yük hasara uğrayabilir. Evet, araç savrulabilir ve karşıdan gelen trafik tehlikeye atabilir. Evet. Bir sonraki kavşakta bu trafik işaretlerinden hangisi geçiş önceliği sağlar? Bir sonraki kavşakta şu kesin sağlar. 1 numara. 2 yol önceliğin bitimi demek. 3 de karşıdan yani bilmiyorum 3'ün ne olduğunu. 3. şu sağdaki yol yani giden yol öncelikli. Tamam. Gelen yol. Değil. Tamam. O zaman bir numaralı trafik işareti doğru. Bu trafik işaretinde neyi dikkate almak zorundasınız? Burada araçların park edilmesi yasaktır. Burada araçlar bütün gece boyunca ışıksız park edebilir. Cadde aydınlatma ışıkları bütün gece boyunca yanmamaktadır. Bunu böyle tabela olarak göremezsiniz yolda. Bunu hep lambaların direklerine yapıştırıyorlar. Yaklaşık 10 santim yani bir el avucu gibi bir şey düşünün. Bu küçük bir işaret. Yani bunu sağda solda göremedik. Bu tedavülden kalktı. Böyle bir şey değil. Bu işte bunun bulunduğu cadde, sokak, yol artık neyse. Burada ışıklar yanmıyor demek. Yani yol aydınlatma ışıkları yanmıyor. Ama senin arabanın ışığın yanmamasında bir sıkıntı yok yani. Park etmeyle ilgili bir şey ifade etmiyor evet. Bu. Değil mi? Tamam. Burada trafik kısıtlaması olan bir iş bölgesi başlamaktadır. Nasıl davranmak zorundasınız? Maksimum 20 ile gidebiliriz. Park etmek yasaktır. Değil mi? Ya da 2 saat park şanlı mı? Yani ona çok takılma. Sen tamam. Soru üzerine... 20 km bölü saatlik askeri hız sınırına uyulur. Asgari değil, azami. Yoğun yaya trafiğine özellikle dikkat edilir. Azami park süresine uyulur. Yani yoğun yaya trafiğiyle ilgili bir şey demiyor. Azami park süresi herhalde 2 yani maksimum. Ama yoğun trafiğe yaya trafiğine alaka ki? Yani pardon. Şey burada trafik kısıtlaması olan bir iş bölgesi başlamaktadır diyor. Ben o cümledeki verilen bilgiyi unutmuşum. İş bölgesi ise orası tabii ki yoğun yaya trafiği olur diye düşünüyorum. Bizim kasabamızda da mesela yani. Var yani tam merkezde 20'lik zonlar var. Evet. Bu trafik işaretine göre geçerli olan şey nedir? Yayalara engel olmamalıyım. Evet, sadece işaretli alanlara park edebilirim. Evet, adım hızıyla yol almalıyım. Evet. Bu arada bu şeyde nedir onun adı? Pratik sınava girdiğinizde direksiyon sınavında işte manuel araçlar için söylüyorum. Ayağınızı gazdan çekeceksiniz. Birinci vites debriyajdan da çekip böyle hafif hafif gideceksiniz. Yani böyle 20 yapayım 30 yapayım böyle bir şey yok. Bildiğin hakikaten adım hızıyla gitmen lazım. Gaza basmıyoruz. Evet. Tamam. Bu işaret kombinasyonu size ne söylüyor? Dikkat. Bu üçgen, kırmızı üçgen dikkat demekti. 100 metre sonra ne varmış? Çalışma. Yaklaşık 100 metre sonra sona eren bir çalışma noktası. Hayır. Yaklaşık 100 metre mesafede başlayan bir çalışma noktası. Evet. Yaklaşık 100 metre uzunluğunda bir çalışma noktası. Hayır. Uzunluğunda olsaydı sanırım şöyle iki evet, tane ok tane oluyor. Evet. İki tane ok oluyor sağında solunda. Evet. Doğru.
Bu trafik işaretine nasıl davranmalısınız? Durmalı ve yol vermeliyim. Zaten stop demiş. Sadece çapraz trafik işareti varsa durmalıyım. Hayır. Sadece eğer bir durma çizgisi varsa durmalıyım. Hayır. 3 saniye 4 tekerlek duracak demiş. Evet. Ya araba olmasa da duracaksın. Çünkü polisler görüp ceza yazabilir. Sen araba yok desen bile o cezayı yersin. Burada hangi araçların park etmesine izin verilmiştir? Bunu görünce 2.8 diyeceğiz. Hep aklımızda 2.8 olacak. Bu kadar mı? Motosiklet falan yok. Ya motosiklet de park edebilir. Arabanın park ettiği yeri. O zaman böyle. Motosiklet de park eder. Tamam. Gündüz farları ile bu işareti taşıyan ışıklandırmış bir tünele giriyorsunuz. Nasıl davranırsınız? Farları yakmak zorunda değilim. Yanlış. Kısa farları yakmak zorundayız. Duruş ışıklarını yakarım. Hayır, duruş ışıkları. Ya buna park lambası diyorduk Türkiye'de. Duruş ışıkları dedi. Bunu da bu şekilde çevirmişler. Park lambaları, tamam. Bu trafik işaretinde nasıl davranırsınız? Yine dikkat, yol daralıyor demek sağdan böyle. Ben böyle anlarım. Karşıdan gelen trafiğe öncelik tanınır. Bir yönde iki şerit olan yolda sol şeritte bulunuyorsanız mutlak önceliğiniz vardır. Hayır bence. Bir yönde iki şerit olan yolda fermuar usulü uygulanır bence. Evet. Ama niye karşıdan gelen trafik? Bu karşıdan gelen trafik mi? Evet, soldaki olabilir karşıdan de geliyor. Sağdaki sensin. Yani ya da ikisi de gidiyor burada da olabilir. İkisi gidiyor da olabilir. Fark etmez ama karşıdan bir trafik gelirse soldan geleceği için sağdaki her zaman öncelik verecek. Yani bak, tamam. Sağdaki kıvrılıyor ya. Tamamdır. Bu trafik işareti ile hangi ikazlar yapılmakta? Yine dikkat diyor kırmızı üçgen. Kirlenmiş araç yollarında savrulma tehlikesi, evet. Islak araç yollarında savrulma tehlikesi, evet. Alkollü araçla ilgisi yok. Tamamdır. Bu trafik işaretinde hangi yönlerde yolunuza devam etmenize izin verilmiştir? Zaten sağ ve sol. Yani çok kolay. Ve sinyal vermek zorundayız. Evet, bu benim en çok takıldığım şeylerden biriydi. Bu yolda hangi araçların kullanılması yasaktır? Şu kırmızı çember yasak demek. İçine de ne koymuş? Motosiklet değil. Bisikletin küçük motoru var diyor yani. Heh. O küçük kısım motor. Evet, motorlu bisiklet demek. Değil evet, mi? Tamam. Evet. Yani küçük motosiklet değil, hafif motosiklet de değil, motorlu bisiklet. Ya motosiklet olması için üstünde adam oluyor. Bir motosiklet var, bir de üstünde adam oluyor. O motosiklet oluyor. Yani buna moped de diyebiliriz, motorlu bisiklet de diyebiliriz. Tamamdır. Bu trafik işaretini anlatıyor. Bir şey bitmiş. Neyin bitmiş? Yaya öncelikli yol. Doğru. Ya yaya bölgesi ile karıştırmayın. Onda sadece işte bir kadın ve elinden tutan çocuk var. O yaya yolu muydu? Evet, yaya yolu, o yaya bölgesi. Tamam. Bu trafik işareti neye işaret eder? Bu ana yol, yani yol önceliği bizim demek. Evet. Bu yolun bütün kavşak ve yol ağızlarında geçerli geçiş önceliğine. Hayır, sadece ilke, yani bu trafik işaretinden sonra ilk gelen. Sadece işaretten sonra ilk kavşak veya yol ağzında geçerli geçiş önceliğine, evet. Bu yerleşim yerinin bitimine kadar geçiş önceliğine, hayır. Tamam. Bu trafik işaretini gördüğünüzde nasıl davranırsınız? Yine üçgen kırmızı dikkat demek. Dikkat, böyle bir viraj var, sonra bir daha bir viraj var. Sağ dönen virajdan hemen sonra şiddetle hızlanır. Hayır, mümkün olduğu ölçüde sağdan gidilir. Evet, hız azaltılır tabii ki. Doğru. Geçiş önceliği bulunan bu yolda neye dikkat edilmelidir? Geçiş önceliği var. Sollama yasak demek şu çizgiler. Park etmek yasaktır bence. Yani şerit çizgilerinin yolu, yani şerit çizgilerinin üzerine çıkılamaz. Evet. Park etmiş araç ile şerit çizgisi arasında en az 3 metrelik bir şerit kalıyorsa park edilebilir. Muhtemelen evet. Hayırmış. Park etmiş araç ile şerit çizgisi. Şerit çizgisi şu mu? Şu mu? Şimdi iki şeridin ortasından geçen çizgi diyor ya. Bu devamlı evet. Çizgi. Kesikli evet. Değil. Geçmek yasak. Evet. Sollamak yasak. Yani o işte şey. Onun üzerinden dönüyor soru. Bu park sen, etmek de yasak anlamına evet, geliyormuş. Ya sen sağ taraftaki çizgiyle düşünmüş olabilirsin belki. Evet. Onunla alakası yok yani. Park yasak.
Tamam. Yani evet, bu yolda her türlü park yasak olur zaten. Bu işaretin bulunduğu bir durağa yaklaşıyorsunuz. Orada çocuklar gördüğünüzde nasıl davranırsınız? Bu buz her çeşitli Otobüs school bus, durağı. otobüs durağı. Hastane değil ha yani. Evet. Başta öyle Ben anlaşılabilir. helikopter gibi düşündüm bir an. Hızı azaltıp fren yapmaya hazır olunur. Evet, hızın azaltılması sadece durakta bir okul otobüsünün bulunması halinde gereklidir. Hayır, bence çocuklar çıkabilir yani. Otobüsün yolun kenarındaki duruş alanında durması halinde hızın azaltılmasına gerek yoktur. Hayır. 1 ve 2 mi acaba? Bir bakalım. İşaretle istersen. Yok, ben işaretlemeyeceğim. Bakalım doğru mu yaptım? Doğruymuş. Evet, ama birkaç tane yanlışım var. Bakayım bir. Hem bunu evet yanlışlıkla şu sorunun burada trafik kısıtlaması olan bir iş bölgesi başlamaktadır diyor. O yüzden yaya yoğunluğu olabilir. Burada da ben bunu tek yön gibi düşündüm de karşıdan gelen şerit ve bu giden şerit de olabilir. Ona dikkat etmek gerekiyordu. Bu da zaten buraya her türlü park edilmez. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanalımıza abone olup bizi desteklerseniz seviniriz. Bay bay.